Hissiz eksiktiniz bu evde. Ha, gel. Hoş geldin Hazar Hanım. Hayırlı sabahlar. Erken kalkmışsın. Yatmadım ki. Amanın, bunlar ne? Bunlar benim gibi serseri Hazar Hanım. Güzel şeyler ama, değil mi? Ben bakayım şimdi. Bana bak, bana! Pisi pisi! Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Görmeli mi, görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam hiç göremem ki. Sevmeli mi, sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam ki. Bilmeli mi, bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem. Şöyle dön. İyi. Bir de şöyle. Günaydın yakışıklım. Günaydın. Birlikte kahvaltı edelim mi? Ederim, etmesine de Meralciğim, bir defileye gitmem gerek. Ulan önüne gelenin fotoğrafını çekersin. Benim bir tane bile çekmedim. Çekerim hayatım, çekerim. Diye söz verme. Daldın be oğlum. İyi ki misafir geldik sana da. Kusura bakma Meral, bitiyor işin. Hani fotoromanda oynatacaktın beni? Ne hırsı ulan, dinlediğin yok. Fotoroman diyorum. Dalgaya düşmüşsün sen. Yok be, şu fotoğrafları yarına yetiştirmem lazım. Oynatacak mı beni fotoromanda? Oynatacağım. Yaşa sen canım! Yavaş öp kız, bütün boyaların yüzüme çıkıyor. Kim bu kız? Bilmiyorum. Ben böyle şey görmedim. Tesadüfen çekmişim. Nefis ama, değil mi? Selam. Selam. Aradığınız kızı buldum. Görelim bakalım. (Gülüyor)
Kız fena değil, şimdi ne yapacağız bunu? Yahu sen bana demedin mi, bir kız arıyorum, hanımefendi tipli de biraz da seksi olacak diye, al işte. Ha, bu o mu? Ha, o ya. Beğenemedin mi? Halk için ağırbaşlı, inandırıcı bir tip diyordun, al işte. Doğrusu umut veriyor ama güvenemem. Ben biraz fotoğraftan anlıyorsam, güven derim. Kızı bulabilir misin? Bulurum herhalde. Daha başka fotoğraflarını çek getir, bir beğenirlerse iyi para verirler bu iş için. İyi para. Ne kadar mesela? En az 20 alırsın. En az 20 mi? Hadi eyvallah. Ne yapıyoruz şimdi? He? Ne mi yapıyoruz? Oğlum sen bana 20 bini ver. 20 bin. 20 bin iyi para. 20 bin bu. 20 bin. Lersan Hanım. Gelsene Sinancığım. Türkiye'nin en büyük moda yaratıcısına selam, sevgi ve öpücüklerimi sunarım. Teşekkür ederim ama şekerim, hanımefendiyi memnun edemiyorum. Ukalalık saymazsanız size bir şey söyleyebilir miyim? Rica ederim. Bu ceket size çok yakıştı. Teşekkür ederim, bilmem ki. Bu ceketi alın siz. Param olsa ben alır, size hediye ederdim. Öyle mi? Alıyorum. Yaman tezgahtarsın oğlum sen. Bırak şimdi, bana yardım et. Bir kızın peşindeyim. Kızların peşinde koşmaktan kalbin duracak bir gün. Aradığım kız bu işte, tanıyor musun? Tanımam mı? Çekmezlerin kızı. Ne yapacaksın sen bu kızı? Lazım, adresini biliyor musun? Biliyorum. Ablam benim, hayatımı kurtardın. Çok şükür kraliçe hazretleri göründüler. Ne haber? Oldu bu iş, patronlar da çok tuttular kızı. Yok yahu, çok iyi. Hadi al getir kızı, mukavele imzalatalım. Olur, getiririm, bir dakika. Yahu ben bu kızla tanışmadım bile. Ne? İşte şimdi yandık. Dur, telaşlanma hemen, o işi de hallederim. Kızımın böyle bir işi yapması imkansız. Anlıyorum, maddi durumunuz çok iyi. Ama bu para düşünülerek yapılacak bir iş değil ki. Ancak zevk için yapılabilir. Tabii ben alacağım parayı düşünüyorum. Birazdan tanışınca bana hak vereceksiniz. Kızım hayata bağlı bir insan değildir. Neden? Çok yazık. Bakın bizim gibi sürünenler bile hayata dört elle sarılıyor. Olabilir. Kızım... Bedri! Hadi ama hayatım, çok geç kaldık. Affedersiniz. Tanıştırayım. Karım Gülşen. Memnun oldum efendim. Rahatsız olmayın. Ayşin Hanım uyandılar beyefendi. Onunla konuşurken fazla üstüne varmayın, olmaz mı? Rica ederim. Merak etmeyin. Teşekkür ederim beyefendi. İyi günler. Hanımefendi, iyi günler. Kim bu adam Bedriciğim? Ne istiyor? Ayşin'le görüşmek. Ne istiyormuş Ayşin'den? Elinde Ayşin'in fotoğrafları varmış da, satmak istiyor. Para sızdırmak için. Neden sokuyorsun böylelerini evimize, anlamıyorum. Kapıdan savun gitsin canım. Beni görmek istemişsiniz. Evet, Ayşin Hanım değil mi? Ayşin. Ben Sinan, fotoğrafçıyım. Sizinle bir şey konuşacaktım. Evet, söyleyin nedir? Bir iş teklifi. İş teklifi mi? Biliyorum, yadırgayacaksınız. Ama ilginç bir iş bu. Ne işi? Fotomodellik.
Kabul edeceğinizi biliyordum, teşekkür ederim. Allah benim gönlüme göre verir zaten. Saçmalamayın. Haklısınız. Ben ara sıra hep böyle saçmalarım. Bir daha saçmalarsam hatırlatın lütfen. Yeni saçmalıklara gerek kalmayacak. Kısaca cevap vereyim size. Fotomodellik yapmaya hiç niyetim yok. Bu düşüncenize saygı duyarım. Olabilir. Beni dinlemek zorunda değilsiniz pek tabii. Oysa ben ne ümitlerle gelmiştim. Sizin için eğlenceli bir iş, benim için toplam 20.000 liralık kazanç. 20.000 lira mı kazanacaktınız bu işten? Evet. Belki sizin için önemli bir miktar değil. Neyse, bunları sonra görüşürüz. Sizin bugün biraz canınız sıkkın anlaşılan. Eyvallah. Güle güle. Unutuyordum, bunu size getirdim. Güzel bir fotoğraf doğrusu. Teşekkür ederim. Borcum. Rica ederim, sizin. Merci. Rahatsız ediyorum ama şayet düşüncenizi değiştirirseniz adresim orada yazılı. Boşuna konuşuyoruz. Düşüncem değişmez. Yazık. Oysa ben diyordum ki hani belki... Biliyorum. Sizin için para getirecek bir iş bu. Terbiyesiz. Ukala. Amma tersmiş be. Hasta mıdır nedir? Fena çuvalladık. Ne yapmalı şimdi? Kapatmayayım bir dakika. Bakın, olmayacak şey yoktur. Yeter ki siz... Sıktın artık. Sıkarsın sen de be kızım. Deli midir nedir? Cevap verme Ayşin. Hep senin yüzünden Bedri. Canım, fena bir çocuğa benzemiyordu. Ver eline birkaç kuruş gitsin. Alacağını sanmam. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç... Değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem... Ben onu... Günaydın. Gene mi siz? Peki. Görmeli mi, görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam... Hiç göremem ki... Sıkıldım artık. Vallahi ben de sıkıldım. Sevmeli mi, sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam ki. Bilmeli mi, bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben... Merhaba. Merhaba. Ben de sizi bekliyordum. Sahi mi? Evet. Şu işi tatlıya bağlasak diyordum. Çok güzel. Bağlayalım. Buyurun. Nedir bu? Ben pek konuşmayı beceremem de, yazdım. Yo, lütfen şimdi açmayın. Okuyun, sonra konuşuruz. Yirmi bin demek. Ulan alacağın olsun senin. Artık sizi rahatsız etmeyeceğim Ayşin Hanım. Şirket başka birini buldu. Buyurun mektubunuzun cevabını.
saçıdır. Ayağını kaldırır mısın Sinan Beyoğlu? Pist! Aman şu kediler peşimi bırakmıyor bir türlü. İnce, ince. Seviyorlar sizi Hazar Hanım. Sevenler birbirlerinin peşini bırakmaz. Hayvanlara da ciğer alamadım bugün. Bizim gibi makarna yiyecekler. Sen ne bilirsin makarna yiyen kedileri? Kendini beğenmiş. Dinle, yağmuru dinle. Bugün sana verecek param yok, kusura bakmazsın değil mi Hazar Hanım? Canın sağ olsun. Bir de bana niçin evlenmiyor diyorlar. Kedilerini bile doyuramayan bir fotoğrafçıyım ben. İnsan bazen aptalca tutuluyor işte. Allah'a ısmarladık Hazar Hanım. Güle güle Sinan Bey. Her şey olur, her şey büyür. Her şey geçer, hayat kalır. Gel, gel de dağıtayım suratını! İsteyerek olmadı, özür dilerim. Öyle mi? Ne tesadüf. Seni arıyordum. Beni mi? Ya, o niye? Girsene, ıslanma orada. Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Görmeli mi, görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam hiç göremem ki. Nasıl buldun beni? Aradım. İyi. Bak buna sevindim. Bir kere de sen beni aradın demek. Evet. Aradım. Yoksa hiç beğenmemeli mi? Çok sıcak oldu ama konforlu araba bu ya. Bilmeli mi, bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Olup biteni unutalım Sinan. Unutalım, pek. Seninle şimdi tanıştık, tamam mı? Tamam. Memnun oldum. Ben de. Çok sessiz çıkalım yukarıya. Komşularım biraz meraklıdır da. Selamun aleyküm Sinan Bey oğlum. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun ayol sen burada? Bir gürültü oldu da. Başlarım şimdi senin gürültüne. Gir bakayım içeri, git. Şu yüzümü bir yıkayayım ha.
Canım! Canım güzelim! Kedilerin çok güzel! Ben de çok seviyorum onları! Bu kadar güzel miyim sahiden? Fotoğraf bu, yalan söylemez. Bunu kaça satarsın? Satmam. Bu evde özel bir yerim olduğunu bilmiyordum. Doğrusunu istersen duvara resim asmaktan hoşlanmam. Bunu neden astığımı bilmiyorum. Çok sevdim. Bir ara indirecektim, elim varmadı. Evet, burada özel bir yerim var. Sonra... Evet, sonra? Ben konuşmasam sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Bazen dalar. Dalıyorsun ya. Bir şeye mi sıkılıyorsun? Yok canım. Bir şey mi soracaktın? Evet. Evden merak etmezler mi seni? Yok, karışmazlar bana. Ne iyi anne babalar var be! Yok şeker, halasına da gitmemiş. Çıldırtır insanı bu kız. Merak edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok serin kalısın vallahi Bedri. Bu kız hasta biliyorsun. Ya bir yerde düşüp kaldıysa? Son günlerde hiçbir şeyi yoktu. Ne başı döndü, ne de uyudu. Doktora da gitmemişse polisi arayalım. Ey Allah'ım, sen bunlara akıl fikir ver yarabbim! Ha 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 ha!
Maşallah evladıma, bu sefer keklik gibi kız bulmuş. Sen de bari koş arkalarından. Ah, bir genç olmalıydım ki. Mat kedileri gibi koşup duruyorlar evin içinde. Aman be, sen ne anlarsın. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Karnım acıktı. Yumurta var evde. Yağda yumurta sever misin? Ne olsa yerim şimdi. Anlamıyorsun bu işlerden. Bekarlıktan bıktım. Çok çapkınmışsın. Hayatından memnun olduğunu sanıyordum. Hadi canım senle. Aa, yanıyor bu yumurtalar. Çok pişmişini sevmem. Al şu bezi kaldır. Bira içer misin? Hı? Tuzla zeytini de getir. Çapkın fotoğrafçı. Baş üstüne hanımefendi. Daldın mı? Farkında değil misin? Yo. Kaç gün oldu? He? Ne kaç gün oldu? Seninle buluştuğumuzdan beri kaç gün geçti? 2,5 gün. Gitmem gerek. Neden? Şimdi birdenbire gitmek nereden geldi aklına? Ne var senin? Hiçbir şeyim yok. Ara sıra tansiyonum yükselir böyle. Neden gitmek istiyorsun? Gene geleceğim. Sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben... Yarın anlatırsın. Ben böyle şeyleri söylemesini pek beceremem. Tam kafamda hazırlamıştım söyleyeceklerimi. Bak Ayşin... Ne olursuz. Şimdi söyleme. Böyle güzel şeyler kapı önünde söylenmez. İstemem kızım. Hiçbir şey yiyecek halim yok. Aç kapıyı kızım. Geldi. Duydum. Yüzün gülsün biraz canım. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Hayır. Sen de söyleme canım. Özür dilerim anneciğim. Seni üzdüm biliyorum. Bir şey söyleme ne olur. Bana hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldin yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın? Çok... Çok iyiyim, o kadar iyiyim ki anlatamam. Karnın açtır. Değil, yedim. Ne yedin? Sahanda yumurta. Aa. Yumurta mı? Sahanda? Bu evi hep böyle görmek istiyorum işte. Artık somurtup oturmak yok, üstümü değişip geleyim. Ayşe! Yavrum! Doktoruna telefon et Gülşen. Ayşe! Kızım!
Doktor gelecek şimdi, itiraz istemiyorum. Ne derse yapacağız. Peki. Sinan'ı seviyorum baba. Hani şu fotoğrafçı? Onun yanında hiç bıkmadan günlerce kalabilirdim. Neden döndün? Kaçtım. O hayat dolu. Bense... Bu korkunu yenmelisin kızım. İyileşeceksin. Bana neredeyse evlenme teklif edecekti. Kaçtım. En iyisi onu bir daha görmemek. Ararsa Avrupa'ya git dediğin. Bir süre burada dinlenmeli bence. Geçirdiği birkaç günlük heyecan sarsmış onu. Delikanlıyı çok seviyor doktor. Size bir şey söyleyeyim mi? Ayşin ölüm korkusunu yenmeye başladı. Çok iyi. Aşk hayata bağlayabilir kızımızı. Günleri sayılı bir kıza nasıl dur diyebilirim doktor? Heyecanlanma, sevişme, siz diyebilir misiniz? Asla. Bırakın dilediği gibi yaşasın. Buyurun beyim, gül mü lazımdı? Bu güllerden kaç tane alınır? Kime? Sevgilime. Ha, o zaman 3, 5, 7. Az olur, sen 15 tane ver. Olur. Kaç para 15 tanesi? Tanesi 10 liradan 150 lira eder. 150 mi? Sen bundan al beyim, daha çok makbule geçer. Ver bir 20 kağıt yeter. Sağ ol. Hey yakışıklım, görüşemiyoruz, ektin gene bizi. Seni eker miyim yavrum, çok işim var. Biliyoruz işini, biliyoruz. Neymiş, söyle de biz de bilelim. Güzel bir kızı tavlıyorsun. Aşığım. Sen aşık olur musun ulan? Bu sefer oldum, birazdan gelecek, sakın kapıyı çalma. Hazer Hanım, çok çalışıyorsun. Yeter artık, bugünlük bu kadar. Daha mutfak var. Boş ver, öylece kalsın. Çiçekleri suya koy, sonra hemen git. Nasıl istersen. Sen de kedi suratlı bir şeysin zaten. Kendini fazla naza çekme, anladın mı? Bu kızı nasıl buluyorsun Hazer Hanım? Ben ne bilirim Sinan Bey oğlum. Birazdan buraya gelecek. Ona evlenme teklif edeceğim. Hadi hayırlısı. Geldi. Ne? Hala bekliyor musun? Gelir o, gelir. Bu saatten sonra ancak benim gibiler gelir. Vah anam, sen iyice tutulmuşsun. Yok canım, iyice tutuldum sayılmaz. Dur hele dur, makyajımı silip de geleyim, biraz laflarız. Kalk gidiyoruz, telefon edeceğiz. Delirdin mi be oğlum, bu saatte kıza telefon edilir mi? Edilir, yürü. Ayşin'i iste, o çıkarsa bana ver. Alo, rahatsız ediyorum. Acaba Ayşin Hanım... Ayşin bu sabah Avrupa'ya gitti. Evet, Avrupa'ya. Bu saatte kimseyi uykusundan etmeye hakkınız yok ama. Kimsiniz? Olmaz öyle şey. Benim sevgilim haber vermeden Avrupa'ya falan gitmez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Senin yüzünden anasından azar işittik akşam akşam. Gidemez diyorum sana ya. Sana mı soracaktı be? Gitmiş işte. Gidemez dedim ulan, gidemez! Gitmiş.
Ayşin Hanım evde mi? Yok efendim, seyahatteler. Doktor en az bir ay yatmalı diyor. Ama Ayşin'in yatacağını sanmıyorum. Fotoğrafçıya adam akıllı tutkun. Ne yapıp yapıp vazgeçirmeliyiz? Engel olmak da tehlikeli bence. Yok diyorum size, anlamıyor musunuz? Annesi evdeymiş. İçeri giremezsiniz. Ama beyefendi... Ayşin! Günaydın efendim. Özür dilerim. Ben seni tanıyoruz delikanlı. Söyle. Böyle zorla nasıl içeriye girebiliyorsunuz siz? Kapıyı vurdum efendim. Dilerseniz çıkıp bir daha vururum. Lafı uzatmayalım isterseniz. Ayşin'i arıyorsanız yok. Londra'ya gitti. Bir arkadaşına. Arkadaşı erkek mi? Evet. Ya. Çok güzel. Yaptığım bu kaba hareketi bağışlamanızı rica ederim. Elimde değildi. Londra'ya gitmiş hanım. Giderek keyif onun değil mi? İyi günler efendim. Tekrar özür dilerim. Hoşça kalın. Sarıl şu kıza be! Sen hiç aşık olmadın mı arkadaşım? Sarıl! Söndür ışıkları, tamam mı? Şuna söyle de yemeğe çıkalım, suratından düşen bin parça oluyor. Bakmayın ona siz, hadi giyinin, hallederiz. Gidiyoruz değil mi? Nereye? Boğaza yemeğe. Bana boş verin, tadım yok. Deli misin lan? Şunlara bak, kaçırılırım be. Çekemem bu kızları şimdi. Ne oldu be oğlum sana? İyi değilim, idare et. Hayırlı akşamlar Sinan Bey oğlum. Hayırlı akşamlar. Hiç sesin soluğun çıkmıyor son günlerde evladım. Hasta mısın? Yok, iyiyim. Apartmanın tadı tuzu kalmadı vallahi. Ay Allah'ım, sen bilirsin. Gir aman içeri, be. Gir! Sinan'la herhalde.
Sizce doğru mu bu doktor bey? Her an ölebilecek bir kızın böyle çılgınlıklar yapması doğru mu? Bakın Gülşen Hanım, kocanıza da söyledim. Hiçbir hastamın oturup ölümü beklemesini istemem ben. İnsanı yaşatan umuttur, sevgidir. Yarın öleceğimizi bilsek bile yaşamaya dört elle sarılmalıyız. Bana karınmışım gibi davranma. Ben de şimdi sana artık evlenelim diyecek. Hayır! Neden? Olamaz, bu yapamayız. Biz o kadar beceriksiz miyiz? Düşünmeliyiz. Hayır, hiç düşünmeden evlenmeliyiz. Bir arada yaşıyoruz artık. Birbirimize, aşkımıza saygı duyuyorsak evleneceğiz. Çok korkuyorum Sinan. Neden korkuyorsun? Bilmem. Ayşin! Sevgilim! Evlenelim! Peki! Sen nasıl istersen. Biz evleniyoruz! Aman, bana ne? Ne oldu hanım? Ha? Evleniyoruz! Ne? Evleniyor musunuz? Kaçık bu oğlan be! İkisi de kaçık bunların! Evleniyorum, evleniyoruz! Tövbe tövbe! İyi düşündün mü yavrum? Evet baba! Siz oğlum? Evet, her şeyi! Belki onu bugüne kadar alıştığı biçimde yaşatacak gücüm olmayacak ama... Maddi meselenin hiç önemi yok bence! Nasıl yok diyebiliyorsun Bedri? Nerede oturacaklar mesela? Sinan'ın evinde, küçük bir çatı katı! Olmaz! Neden anne? Sen dayanamazsın o hayata! Niçin bazı meseleleri açıkça konuşmuyoruz Bedri? Ne gibi meseleleri? Ayşe'nin evlenmesinin hiç doğru olmadığını! Anne! Benimle evlenmesi mi doğru değil? Evet! Sizin kızıma karşı sorumluluklarınızı yerine getirebileceğinizi sanmıyorum! Ayrıca kızımın sağlığı... Neyse! Beni anne yerine koyup düşüncelerimi soran yok zaten! Ona bakmayın siz! Her anne böyle hırçınlıklar yapar çocuğunun evlenme arifesinde! Ben onu yatıştırırım! Önemli olan sizin mutluluğunuz! Daha doğrusu Ayşe'nin mutluluğu! Gücenmeyin delikanlı! Madem evlenmek için izin istiyorsunuz, ben verdim gitti! Hayırlısı olsun çocuklar! Sağ ol. Kızım sana emanet Sinan. Allah mesut etsin. Düğün hediyesi olarak size ne yapabilirim? Bizim her şeyimiz var baba. Olur mu canım? Bir kat alayım. Lütfen böyle şeylere girişmeyin. Biz çok iyiyiz. Öyle değil mi Ayşin? Çok iyiyiz baba. Gerçekten. Şimdi izin verirseniz kızımla baş başa bazı şeyler konuşmak istiyorum. Rica ederim. Evleniyoruz. Az kalsın annen ağzından bir şey kaçırıyordu. Sinan hastalığın hakkında hiçbir şey bilmiyor değil mi? Evet, hiçbir şey. Bak kızım, sen benim her şeyimsin. Açıkça konuşalım. Doktorun... Biliyorum baba. Ben de onu çok sevdiğini biliyorum. Bana söz ver. Kendini hiç yormayacaksın. Söz baba. Nikah için ne istiyorsun? Hiçbir şey baba. Ne gelinlik, ne araba, ne ev. Sessizce olup gitsin her şey istiyoruz. Peki. Benim olan her şey senindir. Biliyorum baba. Senden hiçbir şeyimi saklamam. İnan ki. Birbirinizi çok sevin. Hadi. Güle güle yavrum. Canım babam benim. Allah'a ısmarladık. Özür dilerim. Rahatsız ediyorum ama içeride nikahım var. Nişanlım masaya oturdu bile. Şahidimiz yok da. Acaba siz olur musunuz? Sevaptır, hadi gel. Şahitlerimiz geldi. Oturun efendim. Siz hanımın şahidi misiniz? Fark etmez.
Özür dilerim memur bey. Acaba arkadaş şuradan bir fotoğrafımızı çekebilir mi? Kim, ben mi? Evet. Ben her şeyi ayarladım. Sarsmayacaksınız. Şu düğmeye de basacaksınız, tamam mı ağacım? Tamam. Bitti mi? Evet. Başlayalım. İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak nikah muavelinizi tamamlamak üzere... Ah, çok şükür Allah'ıma bize bu günleri de gösterdi. Hoş geldin hanım. Serseridir ama iyi kocaya düştün. Altın gibi kalbi vardır. Tebrik ederim. Bu ne be kızım? Anam, sana layık bir şey değil belki ama kabul et. Bunu bana biri hediye etmişti gazinoda. Kız, ben senin bu arkadaşlığını ödeyemem. Hadi hadi, çok konuşma, yürü. Tebrik ederiz Sinan bey. Allah mesut etsin. Tebrik ederim kız oğlum. Çok teşekkür ederim. Bizi mahcup ettiniz. Sen bizi nikaha çağırmadın ama biz gücenmedik. Seni çok severiz. Gelini öpebilir miyim? Hadi alsana kızı kucağına. Öyle mutluyum ki Sinancığım. Demek dünyada bu kadar güzel insanlar varmış. Evine hoş geldin Ayşe. Banyonun kapısını açık bırak. Neden? Ayrı kalmamış oluruz. Laflarız. Olur. Şu insanlar ne iyi değil mi sevgilim? Hele böyle bizim gibi küçük insanlar. Sevmesini biliyorlar, içten sevmesini. Bak şu Osman'a! Fazıl, cadı karısı... Sonra şu bizim Meral, he? Ne diyorum biliyor musun? Sana fotoğrafçılığı öğreteceğim. Hem de en kısa zamanda. Birlikte bu insanların resmini çekeceğiz. Benimle konuşmuyorsun ama. Küstün mü? Ayşin! Uyudun mu? Bana numara yapıyorsun. Çok ayıp. Böyle bir gecede uyunur mu? Ayşin... Mutluyum. Ben de. Aman Ayşin Hanım, ne oldu size? Başım döndü, biraz önemli değil. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Sinan bey oğlum. İyi akşamlar. Müjde mi isterim? Hayrola? Ayşin kızımız sanırım hamile. Ne? Ha. Ne diyorsun? Ya. Ayşin! Vay! Ayşin! Canım! Hoş geldin. Çok özledim seni. Ben de. Artık birlikte gidelim çalışmaya. Tabii, akşama kadar evde oturmak istemiyorum. Mutfak kedisi değilsin sen. Neden söylemedin bana? Neyi? Bir çocuğumuz olacağını. Bunu sana kim söyledi? Fazıl amca. Aa, Fazıl amca benden iyi mi biliyor hamile olduğumu? Yok mu öyle bir şey? Yok Sinancığım. Çok mu istiyorsun? Tabii istiyorum. Sen? Senden bir çocuğum olmasını istemez miyim sanıyorsun sevgilim? Aa, börek yandı. Boş ver, yansın.
Acıktın mı Sinancığım? Çok, seni bile yiyebilirim. Otur sen, geliyorum. Çok yakışıyor sana. Ben çok becerikli bir ev kadınıyımdır. Ne var? Yok. Yok bir şey. Telaşlanma. Biraz başım döndü. Neden yordun kendini bu kadar? Telaş edecek bir şeyim yok. Yorulmadım. Hiçbir şey yapma. Yorma kendini ne olur. İstemiyorum. İlaç gerekir mi? Doktor getireyim istersen. Ha? Hayır. Doktorluk bir şeyim yok. Sen otur yanımda yeter. Evliliğimizin 62. günü. Sizin için her gün evlenme günü abi. Kusura bakma, idare et. Bereket versin. Girsene içeri kızım. Ayşe, ne var yavrum? Hiç iyi değilim baba. Beni dinlemediniz, böyle olacağı belliydi. Şimdi bunu konuşmakla vakit geçirmeyelim Gülşen. Doktorunu çağırayım mı kızım? Çağıralım baba. Hastalıklı yaşamak istemiyorum artık. Neye varacaksa varsın sonu. Hiç korkma yavrum. Korkmuyorum. Sinan'ın yanında sağlıklı bir kadın olarak yaşamak istiyorum. Çocuk doğurmak, ölüm korkusundan uzaklaşmak istiyorum. Ayşin! Hayrola evladım? Ayşin, Ayşin'i gördünüz mü? Yo, evde yok mu? Yok, hastaydı. Bir şey olmasın? Allah saklasın. Hastaydı dün. Hemen hastaneye gidelim. Ameliyat gerekebilir. Buyurun. Sinan görüşecek misin? Sinancığım, sana haber veremedim, haklısın. Yok canım, çok iyiyim. Merak etme. İyiyim diyorum Sinancığım. Evet. Bizimkileri çok özledim de. Annene gitme diyen yok, yalnız haberim olsun benim. Ben gelemem oraya Ayşin, annenin bana tahammülü yok. Yarın akşam görüşürüz o zaman. Çocuk gibisin Sinan. İyi geceler. Ben de öperim. Geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Biz hemen gidelim. Annesini özlemişmiş. Demek annem benden daha kıymetli. Of. Biraz gelebilir misiniz Bedri Bey? Ameliyat gerekli. Korkuyorum doktor. İnanın son şansımız. Artık bekleyemeyiz. Biliyorsunuz çok küçük de olsa ameliyat yaşaması için başvurduğumuz son çare. Kocasına haber vermeliyiz. İyi olur. Ayşin Hanım uyanmadı mı hala? Annesinin kucağında mı yoksa? Dün gece hastaneye gittiler efendim. Hastaneye mi? Ayşin... Ayşin hasta mı?
Metin ol. Bizi bağışla Sinan, üzdük seni. Sana Ayşe'nin hasta olduğunu söyleyemedik. Bu bizim kendimizden bile sakladığımız acı, tatsız bir gerçekti. Unutmaya, unutturmaya çalıştığımız bir gerçek. İşte bu yüzden kızımızın dilediği gibi yaşamasına hiçbir zaman karşı koymadık. Koyamazdık da. Her an ölümü bekleyen bir insana nasıl yapma denilir? Yaşıyor mu doktor? Yaşayacak mı karım? Evet. Ama gelecek için kesin bir şey söylemek güç. Beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anda. 12 saat uyuyacak. Uyanmasını bekleyeceğiz. Nasıl doktor? Kalp normal. Yaşayacak mı? Allah'tan umut kesilmez. Ayşe. Olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle benimle oynar mısın? Ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle?
benimle.